İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Piyasalara bakacağız. Piyasalarda manşet altın, altın 6 yılın zirvesinde. Diğer taraftan jeopolitik riskler, özellikle Orta Doğu'da yaşanan gerilim, Amerika ile İran arasında yaşanan gerilimle birlikte tırmanan petrol fiyatlarının yansıması var motorine. 22 kuruş zam geldi. Bunlara da bakacağız. Önce piyasalar. Piyasalarda özellikle bir belirsizlik sona erdi. İstanbul seçimi belirsizliği sona erdi. Geride kaldı ama önümüzde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ilişkilerini çok yakından ilgilendiren S-400, Rusya'dan alınacak S-400 füzeleri çok yakından takip ediliyor. Piyasalarda işte bunu bekliyor. Bakalım bir piyasalara nasıl bir hava var. Diğer taraftan ABD Merkez Bankası FED faiz indirim sürecini başlattı. Söylemler bu yönde. Bu akşam ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek. Borsa İstanbul 95.580 puanda. Dolar 5.77. Dolar TL'de bugün 5.80'ler yeniden üzeri test edildi ancak oradan yeniden geri geldiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'leri gelecek ay teslim alıyoruz dedi AK Parti grup toplantısında. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400 konusunda açıklamaları dikkatle izlendi. Euro TL 6.58'de, Euro Dolar ise 1.13.90, Euro Dolar da 1.14'ün üzerine çıktı. Euro Dolar paritesi. Orada da bir yükseliş vardı ki ABD Başkanı Trump diyor ki FED ne yaptığını bilmiyor diyor. Doların değer kaybetmesini istiyor. Dolar endeksi 3 ayın en düşük seviyesine geldi. Diğer taraftan Euro Dolar karşısında 3 ayın zirvesinde faiz. Faiz ne durumda? Faize bakalım. 19.52. Altın, dediğimiz gibi piyasalarda manşet altında, 1440 dolara çıktı. 6 yılın zirvesine çıktı. Gram altın 263 lira. Petrol 65 doların hemen altında, 64 dolar 78 sent seviyesinde. Evet, bir yandan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin altı, petrol fiyatları yükseldi. Petrol tankerlerine yapılan saldırıyla birlikte. Diğer taraftan Amerika-İran gerilimi giderek artıyor. Dün de ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri ve İranlı diğer üst düzey yetkililere yönelik yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, yaptırımların dini lider ve dini liderin makamı, kendisi ve makamına yakın olanların başlıca finansal kaynaklara desteğe erişmelerini engelleyecek dedi. Bu da bir başka konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da G20 zirvesi için Japonya'ya gidecek. Orada ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Rus devlet lideri Putin'le bir araya gelecek. Bunlar tabii yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ekonomik tuzakların milleti günlük hayatta nasıl bunalttığının farkındayız dedi. Devam edelim açıklamalarına. Önemli açıklamaları vardı. Kur, faiz, enflasyon üçgeninden bunalanların hangi sıkıntıları çektiğini de çok iyi biliyoruz. Bu konuda çalışılıyor, bu konuda adımlar atılıyor dedi. Yakında yeniden ekonomimizin yükselişe geçmeye başladığını göreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Haziran itibariyle göstergeler olumlu yükselişi işaret ediyor dedi. Bir de bir müjdeden bahsetti. G20 ve Çin seyahatinden sonra bazı müjdeleri paylaşacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu müjdelerin ekonomiyle ilgili olması da beklentiler dahilinde diyelim. Şimdi altın fiyatları dedik. Altın fiyatlarında durum ne, bir de ona bakalım. Altın fiyatları: gram altın 267, çeyrek altın 440, yarım altın 881, cumhuriyet altını 1789 lira. Petrol yükseldi dedik. Petrol yükselişi işte cebimize de yansıdı hemen. Motorine 22 kuruş zam geldi. Motorun litre fiyatı 6.24'ten 6.46'ya çıktı. Aslında 23 kuruş zam geldi ama 1 kuruşu Eşel Mobil sisteminden karşılandı. 22 kuruş pompaya yansımış oldu. Piyasalarda durum bu. Peki neler oluyor, ne fiyatlanıyor? Özellikle seçim sonrasında, İstanbul seçim sonrasında dolar tarafında hareketlilik var. 5.72-5.82 bandında bir hareketlilik var. Norsiyan Menkul Değerler Satış Müdürü Mert Yılmaz telefon attığımızda. Mert Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar Serdar Bey. Teşekkürler. Önce İstanbul seçimi, İstanbul seçiminin sonuçlanmasıyla kurda bir 5.72 seviyeleri. Sonra tekrar 5.82. Bu banttaki hareketlere alışmamız lazım herhalde, öyle değil mi? Valla önemli bir belirsizlikti bu İstanbul seçimleri, tekrarlanan seçimler. Onun sonuçlanmasıyla beraber zaten piyasanın bir olumlu tepki vermesini bekliyorduk. Sizin söylediğiniz gibi 5.72'lere kadar geldi. Özellikle 5.70'lere doğru yaklaştığında bir miktar alımın gelmesini ya da oraları bir alım fırsatı olarak görmek isteyen yatırımcı grubun olacağını düşünüyorduk. Sonrasında tekrar bir yukarı doğru atak var ama iki tane yerden söz etmek mümkün. Özellikle 5.70'in altına gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Evet. Gelirse bu 5.60'lara kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Yukarıda da 5.92
geçmediği sürece biliyorum, yani geniş bir banttan söz ediyorum ama volatilite hala yüksek çünkü. Bu bandın içinde gidip gelecek gibi gözüküyor. S-400 konusu tabii önemli. Özellikle bu ay sonunda siz de az önce haberlerinizi söylediniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı temaslar, özellikle Başkan Trump'la yapacağı görüşme. Orada piyasalar şu anda hala bu sorunun çözülebileceğine ilişkin iyimser beklentisini koruyor. Ya da korkulan gibi Türkiye'nin finans piyasalarına ulaşmasına, erişmesine ya da bir ekonomik yaptırımı haline dönüşmeyeceğine yönelik bir beklenti fiyatlanıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, realize olursa Türk lirası varlıklarda bir miktar daha değer kazanımını beklemek mümkün. Ama bu zaman zarfında zannediyorum G20 toplantısında nihai bir sonuç çıkmayabilir oradan. Bu tablo netleşene kadar zaman zaman olumlu, zaman zaman olumsuz haber akışının olması mümkün. O da fiyatlamaların bazen aşağı bazen yukarı yönlü oluşmasına fırsat veriyor. Zemin hazırlayacak. Aslında iyi bir rüzgar yakalandı. Özellikle FED ve ECB kaynaklı bu parasal genişleme ve faiz indirim sürecinden. Eğer şu S-400'deki riskimizi de yönetebilirsek ve korkulan senaryo hayata geçmezse onun sonrasında işler ya da yolumuz biraz da açılacak diye tahmin ediyorum. Ümit ediyorum yanılmam. Evet, çok kritik bir dönem. Dediğin gibi S-400 konusundan sonra eğer Fed'in de faiz indirimlerine başlayacağını hesap edersek olumlu bir havaya doğru gidiş söz konusu olabilir. Altın fiyatları tabii Fed'le birlikte altın da hareketlendi. Oradaki öngörünüz nedir? 1440 dolarla 6 yılın zirvesine çıktı. İçeride de gram altında da işte dolayısıyla bir yükseliş söz konusu. Bu yükselişin devam etmesini öngörür müsünüz? Şimdi sizin söylediğiniz gibi aslında altındaki fiyatlama özellikle bu FED toplantısı sonrasında ortaya çıkmış bir fiyatlama. Yani Temmuz ayında faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor FED'den. Hatta bir parasal genişlemeden tekrar söz ediliyor. Sizin söylediğiniz gibi işte şu anda 6 yıldan da geçiyorsunuz. 6 yılın zirvesinde. Burada FED politikaları belirleyici olmaya devam edecek. 1400'ün üstünde kalabilirse sizin söylediğiniz gibi işte 1450'lere kadar belki 1500'ler tekrar konuşulur hale gelebilir ama çok hızlı bir yükseliş yaşandı. Dolayısıyla bir miktar şey olabilir. Tabii burada aslında hesapta olmayan bir şey de Çin Merkez Bankası. Biliyorsunuz Amerikan tahvillerini satış yönünde harekete geçmişler ve yani Amerikan tahvillerini satıp altın almışlardı çok daha düşük seviyelerden. Hani bu seviyeler ya da buranın biraz daha üstüne gitmesi durumunda bu seviyeler Çin Merkez Bankası'nın altın elindeki altınları satarak başka bir finansal enstrümana geçmesi için bir zemin hazırlar mı? Onu bir görmemiz lazım. İç piyasada iki enstrüman var. Hep konuştuğumuz gibi iki parametre düzeltiyorum. Bir tanesi uluslararası tarafta ons fiyatı, bir tanesi kur. Kur sabit kaldığı sürece ya da çok ciddi bir volatilite olmadığı sürece ons'ta daha yukarı gitmeyecek beklentisindeysek fiyatların buralarda dengelenmesini belki uluslararası alana bağlı olarak bir miktar daha gerilemesini bekleyebiliriz ama bir süre daha altı fiyatlarındaki volatilite de özellikle FED kaynaklı devam edecek gibi gözüküyor. Peki, yani izninizle şunu da ekleyeyim. Tabii. Bu aslında bir kur savaşı. Yani FED ile ECB arasında dünyadaki ekosistemde artık kimse parasının değerli olmasını istemiyor. O nedenle her iki merkez bankası da faiz indirimleriyle ya da parasal genişlemeyle kendi dış ticaretlerine, kendi bölgelerine ya da ülkelerine bir avantaj sağlamak istiyorlar. Evet. Mutlaka Fed'in attığı ya da atacağı adımlara karşılık Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'ndan da adımlar gelecektir. Bu paritenin soluksuz biçimde Euro dolar paritesinin hızla yukarı gitmesini beklemek şimdilik evet, çok gerçekçi değil tabii ki. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Norsiyan Menkul Değerler Satış Müdürü Mert Yılmaz'la konuştuk. Piyasaları değerlendirdik. Altın da konuştuk. Altın 6 yılın zirvesinde. Tabii burada FED politikaları etkili ama şu göze çarpıyor ki içerideki yatırımcı için yani gram altın için konuştuğumuzda dolar ve ons birbirini dengeliyor ve bir şekilde altın yatırımcısı kazanmaya devam ediyor. O kurdaki hareketlilik çok fazla altın yatırımcısını etkilemiyor. Kur daha hareketli. Orada kayıplar ve kazançlar daha hızlı veya sert olabiliyor. Onu da belirtelim. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktardık. Saat başında Mehmet Akif Ersoy karşınızda olacak. Hoşçakalın.